Bodrum'dan merhabalar. Bugün sizlere Zemlek YouTube kanalı için Bodrum Yalıkavak Gündoğan arasında Bodrum Ökçebel'den bir villanın tanıtımını yapacağız. Tanıtımımızı Melis arkadaşım yapacak. Sizi Melis'le baş başa bırakıyorum. Merhabalar herkese. Şu anda Gökçebel mevkideyiz. Burada bizim şu anda 3+1, 4+1 ve 6+1 tipte evlerimiz bulunmakta. Hepsi manzaralı. Gördüğünüz gibi şu anda Gündoğan koyunu görüyoruz. Evlerimizin birçoğu Gündoğan koyunu hakim. Diğer bir ise Yalıkavak koyunu hakim burada. Dolayısıyla manzarasız evimiz yok. Burada koy seçiyoruz da diyebiliriz açıkçası. Gündoğan koyunda gördüğünüz gibi Cape Otel'e kadar, Gündoğan sahile kadar çok net bir şekilde görebiliyoruz. Projemizde 3+1, 4+1 tam müstakil villalarımız ve 6+1 malikanelerimiz bulunuyor. Şimdi sizinle birlikte 4+1 tam müstakil iki koya da hakim örnek villamızı çekiyor olacağız. Burası Gündoğan koyunu gören bir tane evimiz. Bahçe olarak bakabiliriz. Havuz metrekareleri değişiyor her bir evde. Bahçe büyüklüklerimiz değişiyor. Yine evlerimizin iç metrekareleri değişkenlik gösteriyor. Bu tiplemede de evlerimiz bulunuyor. Ben şimdi sizlerle 4+1 örnek villaya geçiyor olacağım. O evin detaylarını, evin içine oradan bakabiliriz beraber. Evet, şimdi projemizde 4+1 villamızdayız sizlerle. Gördüğünüz üzere burada hemen park alanlarımız bulunmakta. İki tane araç park edebiliyoruz kolaylıkla. Lili diye geçiyor bu evimizin ismi. Burada İspanya'dan özel gelmiş zeytin ağacımız bizleri karşılamakta. Çok geniş, kullanılabilir bir bahçeye sahip bir evimiz burası. Az önce gezmiş olduğumuz evin bahçe alanından daha geniş gördüğünüz gibi. 531 metrekare bahçe payı var evimizin ve 40 metrekare kendine özel müstakil havuzu bulunmakta. Burada karşıda görmüş olduğumuz bir tane kayalık var. Bu kayalık Bodrum'un özel kayası olarak geçiyor. Yani buna bir dokunulmazlığımız var. Biz kenarlarını ışıklandırma planladık ve akşamları, geceleri çok keyifli bir ambiyans oluyor. Hemen alt tarafta düz görmüş olduğunuz alan, ithal bitkilerle donatacağımız bizim botanik parkımız olacak. Projemizdeki ortak kullanım alanımız açıkçası. Alt kısımda betonarme görmüş olduğunuz bir tane aracın yer aldığı yerse misafirleriniz için araç park alanı olarak planlayacağımız kısım. Burada iki koya da hakimiz. Diğer evde Gündoğan koyunu hakimdik. Burada sol tarafta hemen Yalıkavak koyunu da görüyoruz. Ve güneşimiz aslında Yalıkavak koyundan batıyor. Dolayısıyla gün batımı alan bir evdeyiz şu an sizlerle. İsterseniz evin içini gezelim hep beraber. Evet, şimdi evimizin ana giriş alanındayız. Evlerimizin hepsinde bu şekilde özel çelik kapılar planladık. Ve burada aynı zamanda üçlü sistemimiz bulunmakta, giriş sistemi. Anahtarla giriş sağlayabiliyorsunuz diğer evlerde olduğu gibi. Veya kartla, şifreyle giriş sağlayabiliyorsunuz. Ben şu anda sizin için şifreli giriş sağlayacağım. Evlerimize giriş sağladıktan sonra direkt salon alanımız bizi karşılıyor. Bu şekilde 50 metrekare ile 60 metrekare arasında projemizde salon büyüklüklerimiz değişkenlik gösteriyor. Evlerimiz yaz kış kullanıma uygun olarak tasarlandı. Bu ne demek derseniz, hem yerden ısınmamız var, hem ısı pompamız var, hem de tavan tipi VRV'lerimiz bulunmakta her noktada. Dolayısıyla kışında çok konforlu bir şekilde vakit geçirebileceğiniz evler yarattık biz burada sizler için. Aynı zamanda salon alanlarıyla mutfak alanlarını ayrı planladık. Çünkü biliyorsunuz ki kışın kapalı bir mutfak daha kullanışlı olabiliyor. O yüzden de biz burada kapalı mutfak tasarladık evlerimizde. Mutfaklarımızda stillerimiz değişkenlik gösteriyor ama tasarım olarak yani kullanmış olduğumuz malzeme ve kalite aynı. Burada L tipi bir mutfağımız var. Üçlü ankastre ve bulaşık makinesiyle birlikte teslim ediyoruz Siemens marka olarak. Yine mutfağımızdan en önemli özellik hanımlar için direkt bahçeden doğrudan girişimiz, çıkışımız bulunmakta. Bu şekilde. Buradan havuz başına. Çıkışımız bulunmakta, evet. Doğrudur. En büyük kolaylıklardan bir tanesi bu. Evet.
Yine diğer bir kolaylıkla devam ediyor olacağım. Burada yaşam alanı katında bir tane oda planladık. Aslında bu sitedeki her ev için geçerli bir özellik değil. Örnek villamızda bu katta yaşam alanı katında bir tane odamız bulunmakta. Odalarımızın hepsinde giyinme dolaplarını planlıyoruz. Giyinme dolaplarımızın stilleri değişiyor. Birazdan göreceğiz diğer odalarda da. Ama hepsinde giyinme dolapları ve kendine ait banyoları mevcut. Burada salon alanımıza yakın olarak planladığımız bir tane misafir lavabomuz da bulunmakta. Duşsuz şekilde hemen misafirlerinizin kolay erişebileceği bir konumda planlanan misafir lavabomuz. Evimizin üst katına ilerliyoruz sizinle. Üst katta da 3 tane odamız bulunmakta. Hemen sol taraftaki odadan başlayabiliriz sizinle. Burada gördüğünüz gibi bahsettiğim şekilde yani giyinme dolapları değişti farkındaysanız. Model olarak aynı ama tasarım olarak her oda özelinde çalışıldı çünkü burada. Yine banyo alanımız değişkenlik gösteriyor. Hani burada vitra ve mermer kullanıldık. Banyoların bütün ıslak zeminlerinde hepsinde vitra kullanılıyor. Mermer zaten görmüş olduğunuz ürünleri zaten çoğu insan tanıyor. Modeller üzerinde yazıyor. Burada holden çıkış sağlayabileceğimiz bir balkonumuz bulunmakta. Bu balkonda da gün batımını çok güzel bir şekilde görebiliyoruz ama şu anda öğlen saatinde olduğumuz için şu an algılayamayabiliriz. Ama akşam saat 7'den sonra çok güzel bir şekilde şu en uçtan güneş batıyor ve burası kıpkırmızı oluyor. Havuzumuzu görebiliyoruz buradan çok net bir şekilde. Evet, üst kattaki ikinci odadayız. Yine giyinme dolabı ve banyosu bulunuyor. Burada tabii daha büyük bir teras alanına çıkış sağlıyoruz. Bu teras alanından da hatta şöyle söyleyeyim size, Gündoğan sahile kadar görebiliyoruz sağ tarafta. Tabii şu an kamerada yani kadrajda biraz daha uzak görünüyor deniz. Evet, normalde biz çıplak gözle evet daha net görüyoruz denizi. Siz biraz daha uzak görüyorsunuz şu anda ama burada çıplak gözle daha net bir şekilde doyabiliyoruz o manzaraya aslında. Burada büyük bir teras alanımız var. Şu görmüş olduğunuz ayrıntıları istediğiniz gibi çıkartabiliyorsunuz veya sağ sol oynatabiliyorsunuz, yerini değiştirebiliyorsunuz. Ve üst kattaki üçüncü odamızı gezeceğiz sizinle. Tabii. Burası da tuvalet ve banyomuz. İkinci oda. Üst kattaki ikinci yatak odasının tuvalet ve banyosu. Evet. Ve üst kattaki üçüncü odadayız. Burada da yine çok farklı bir dizayn var. Sağ tarafta net bir giyinme odası planladık. Kendine ait banyo alanı bu şekilde. Uca doğru gidiyor. Şimdi biz burada odaların her birini ebeveyn odası olarak planladık. Açıkçası sizin tercihinize göre şekillendirilebilir bir ev. Nasıl derseniz. Şimdi alt kattaki oda merdiven kullanımı istemeyen bir çift için ebeveyn odası olabilir. Aynı zamanda oradan salona yakınız, mutfağa yakınız, bahçeye yakınız.
Veya üst katta bir oda tercih etmek isterseniz burada da her 3 odanın farklı bir özelliği var. Birinci gezmiş olduğumuz odada manzaraya karşı uyanıyoruz. İkinci gezmiş olduğumuz odada direkt teras alanına çıkıyoruz. Üçüncü odamızda ise bir arka bahçe alanına çıkışımız bulunmakta. Şu anda buradan çok göremeyeceğiz ama dışarıdan girişi de olan bir arka bahçemiz var. Birazdan size dışarıdan giriş şeklinde gösteriyor olacağız bahçeyi. Hangisini tercih etmek isterseniz, yani ihtiyaçlarınıza göre oda seçebiliyorsunuz. Her odada deniz manzarası var. Evet, her odadan da manzaramız bulunuyor. Şimdi sizlerle arka bahçeyi geziyor olacağız. Şimdi az önce gezmiş olduğumuz 4+1 örnek villamızın üst kattaki 3. odasının kendine ait arka bahçesi var demiştik. Orayı geziyoruz sizinle. Böyle tatlı şirin, isterseniz iskan alındığı için kapatabilirsiniz burayı tamamen, kış bahçesine çevirebilirsiniz. Tatlı şirin bir bahçe alanımız var burada. Yukarıdaki 3. odaya da girişi burası. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Bodrum'dan sevgiler. Melis arkadaşımıza da teşekkür ederiz. Rica ederim. Sorularınız olursa her daim aşağıdaki numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Projemizle ilgili yorumlarınızı da bekliyoruz. İyi günler. İyi günler.